Herkese selamlar. Dördüncü ayın 13'üne cumartesi günden. Arkadaşlar şimdi gram altın, ons altın bunları değerlendireceğiz. Yeni haftada gram altını, ons altını vesaire neler olabilir bunları tek tek bakacağız. En son 3 ya da 4 gün önce video çekmiştik. Ons altın ve gram altın ile ilgili. Ee, ve çektiğimiz şekilde aslında piyasa e, dediğimiz şekilde yön almaya devam ediyor. Unutulmamalıdır ki bu videolar birer yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Teknik analizin bize gösterdiği çerçevede işte kritik direnç nedir, nereden dönebilir fiyat, buraya gelince neler olur vesaire gibisinden yorumlardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi şöyle yorumlar görüyorum bazen İşte her dediğin çıkıyor. Ben senin her dediğini yapıyorum vesaire. Yani dediğimiz çıksa da arkadaşlar unutmayın alacağınız kararlar vesaire size ait. Çünkü kişinin psikolojisi işte risk durum vesaire bunları biz bilemeyiz tabii ki. bunlar birer yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi eee ons altında hatırlarsanız 1313 direncine dikkat çekmiştik. Ve hatta şu cümleyi bile kurdum. Dedim ki ons altın kısa vadede en fazla gidebileceği yerler 1313 rakamlarıdır. E, ve bu rakamlardan büyük ihtimal satış yiyecektir. Zaten bu rakamların üzerine hareket olursa bütün pozisyonlar değişir dedik. Yani bizim aldığımız pozisyonlar da dahil, bu piyasada işlem yapan insanların pozisyonları da dahil. Yani 1313'lerin kırılması demek Ocak yani Şubat Mart yani iki buçuk üç aydır izlediği kanalın yukarısı kırılma, yukarıya kırılması demekti. Ee, böyle bir durumda bütün pozisyonlar değişir dedik. Yani on saltını kısa vadede en fazla çıkabileceği yer 1313 rakamları demiştik hatırlarsanız. Ve bakın nereden dönmüş bakalım mı? 1311'lerden dönmüş arkadaşlar. 1311 dolarlardan. Ee, bu rakamları bulurken sadece bir kanal içi hareketten bulmuyorsunuz tabii ki. Ee, piyasa durumu, dolar endeksi durumu, işte insanların... Psikolojik, e, bu piyasada işlem yapan insanların aldığı pozisyonlar vesaire, kırılan dirençler, izlediği e, sert bakın şu kanal vardı. Bunlara bakarak bu rakamları buluyoruz e, ve böyle net rakamlar verebilen arkadaşlar piyasada çok az kişi vardır. Çok az kişi vardır. Bakın 1313 en fazla gidebileceği yer dedik 1311'lerden tekrar aşağı yönlü satış geldi. Bunu değerlendirenler değerlendirmiştir zaten. Burası kırıldan satış açıyorsunuz. Ve bakın kaç dolar kar Forex'te. Yani bir lotluk bile işlem açsanız ne kadar kar bırakıyor. Bu grafik önemliydi. Rehber niteliğinde bir grafik, grafik dedik. Ee, gerçekten çok güzel çalışan. Ee, şu anda hala hazırda hala çalışmakta olan bir grafik. E, ne zaman ki şartlar, rakamlar değişir o zaman bizim grafikler de değişir arkadaşlar. E, yani ben şu an 10 altında işlem yapıyor muyum? Yapmıyorum. Ama verdiğimiz rakamları vesaire görüyorsunuz. Eğer ki yani böyle çok fazla ekran başında olsam, işlem açacak olsam birebir e, söylediğimiz rakamlardan vesaire dönüyor. E, yani önceden ben 10 altında da çok fazla işlem yapardım. E, ama şu an fazla özellikle son bir haftadır ekran başında olamadım. O yüzden fazla işlem açıp kapatamıyorum. Şu şekilde biraz uzatalım. Ee, şuradan hemen ızgarayı kaldıralım. Şu grafik ya da onunla açalım. Evet. Şimdi 10 altında arkadaşlar rehber niteliğinde bir grafik dedik. Bakın şu sarı bölge vardı ya. Bu sarı bölgenin kırılması demek dedik. Tekrar yukarıdan kırmızıya gitmesi demekti. Eğer ki şu aşağıdaki mavi kırılsaydı o zaman kanal değiştirecekti. Şu aşağıdaki kırmızıya doğru satış yiyecekti arkadaşlar. 10 saldı. Ama görüldüğü üzere bakın şu sarı çizgi kırıldı. O sarı çizgi kaçlardan geçiyordu? 1295'lerden. Yani hızlı bir şekilde yukarı yönlü seyir başladı. Yani bu şekilde forexli işlem açanlar bakın size daha yakın grafikten göstereyim. Şimdi şu, şu sarı bölgeye dikkat aşağı geldi. Dedik ki 1289 rakamı çok önemli. Bakın buradan döndü gitti sarı bölge. 1297. Kara. Tekrar buradan satış aç. Ee, bakın tekrar geliyor aşağı. Kara. Tekrar alış aç. Kara. Tekrar satış aç. Kara. Ne zaman ki sarı veya mavi kırılıp üzerinde günlük kapanış yaparsa pozisyondan vazgeç. Ya da 4 saatlik kapanış yaparsa. Ee, zaten şu mavi çizgiye yakın ya da sarı çizgiye yakın 1-2 dolar aşağısı 1-2 dolar yukarı stop loss vesaire koyduğunuz için çok da stop olma imkanınız yani stop olma durumunuz yok. bu şekilde işlem açılabilirdi. Bakın sarı bölgeyi kırdı dedik kırmızıya gider. En fazla görebileceği yerler 1313'lerdir. Döndüğü yerler 1311. Zaten bu sarıyı kırdıktan sonra alış açıyorsun. Ee, izlediği kanal içerisinde ya da aşağıdan bitiren çizgisi al oraya kırdığında tekrar satış ver Bakın tekrar Buraya kırdı nereye geldi aşağıdaki sarıya arkadaşlar Sarıya Bu e, sarı renk vesaire biraz kaymış bu birazcık daha aşağıda olacaktı yani tam şuraya denk geliyordu aslında Saatlik grafiklerde biraz kaymış ee, Bakın burada şimdi tutunmaya çalışıyor Burada tutunmaya çalışıyor Bu sarı bölgede tutunmaya çalışacak aşağı yönlü geliyor bakın. Belki birazcık da aşağıları test edebilir. Ya buradan dönüp tekrar kırmızıya gidecek arkadaşlar. Ya da tekrar sarıyı kırıp aşağıdaki maviye inecek. O da 1279-1280'leri. Yani bu hafta takip edeceğimiz bu destek hattı. Kırılırsa aşağıdaki mavi de soluğunu alır. Soluğunu alır. Ben zaten grafiği açmadan önce hareketli ortalamalar vesaire hepsine tek tek baktım. Ee, bakın şu sarı birazcık daha şu şekilde aşağıda olması gerekiyor. Evet. Ee, takip edeceğimiz bu sarı destek çizgisi. Burada birazcık daha takılmak isteyecektir. Ee, bu buraya destek yaptığı takdirde tekrar kırmızıya gider. Ama sarı çizgide sürekli aşağı geldiği için burada ne kadar takılırsa o kadar aşağı gelir. Yani 3-4 dolarlık daha aşağı yönde gelebilir. Erki ki kırarsa aşağıdaki maviye gelecek. O da 1279. Kıramazsa destek yaparsa kırmızıya gider. O da tekrardan 1310 dolarlar arkadaşlar. Ee, bu kadar ons analizi. Buralarda nasıl işlem açılır zaten biliyorsunuz. Desteğe geldi. Alış aç. Kırarsa aşağıya stop ol. Tekrar mavi de işlem aç vesaire. Ee, böyle işlemler açılabilir. Tabi daha yakın grafiklerden de incelenebilir. 15 dakikalık saatlik grafiklerden vesaire. Bu şekilde işlemler açılabilir. Şimdi gram altına geçelim isterseniz. Gram altında dedik ki İzlediği bir kanal var. Şöyle kalınlaştıralım. Ve bu kanal içerisindeki hareket devam ediyor arkadaşlar. Kanal e, bakın şu 1212 TL'nin altına indiğinde gram altın ben kendi adıma alım yaptığımı söylemiştim o zaman. Tabi biraz çıkınca sattık vesaire ama yani buralar artık ileriki zamanlarda kesinlik, kesin kar bırakacak yerlerde. ve buradan itibaren bir kanal oluşturdu. Bu kanal arkadaşlar gayet güzel bir şekilde işliyor. Şu 4 saatte döndüğümüzde kritik rakam gram altında bakın 235 TL'ler. Yani bu civarlara yaklaştıkça 235 TL'lere yaklaştıkça bir alım fırsatı olarak görülebilir. 235 ve 232 hatta 231 TL arası gram altında alım yerleri olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. Ee, buralar bence güvenli alım yerleri. Çünkü kanalında bakın tam alt kısımlarına denk geliyor. Ee, buralar tekrar gelirse bence bir alım fırsatı. 235 TL ve altı. Ee, gram altını ben ilerleyen zamanlarda yani bu hafta olur gelecek hafta olur vesaire. Tekrardan bakın şu civarlara doğru bir yükseliş bekliyorum. 246 TL'lere doğru. Yani ee, risk alan buralardan parçalı alır. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Aşağı düşürükçe parça sayısını artır, e, yukarı gittikçe de parçalardan ufak ufak çıkış yapar arkadaşlar. Yani ben gram altında tekrar 248 246 TL'lerin test edileceğini düşünüyorum. Düşünüyorum. E, ons altın geri gelse de yani o dolar TL'deki değer kaybı vesaire burada bir denge buluruyor arkadaşlar. Yani tekrar eğer bir ons altında bir geri çekilme olursa yani o belirttiğim sarı çizgi aşağı yönlü kırarsa aşağı desteğe gelirse e, ve TL'de dolar TL'de biraz daha düzeltme görürsek e, 235 TL'ler vesaire buralar test edilecektir. Bir alım fırsatı. Ama kesinlikle bakın gelecek demiyorum buralar. Gelirse bir alım fırsatı. Yukarı çıktıkça da 242 TL'lere yukarı çıktıkça parça parça çıkış fırsatı olarak görebilirsiniz. Ben yakın zamanda 246 TL'leri tekrar görüleceğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Kanal zirvesi şu anlık 250 TL'lerden geçiyor. Yani bu da az bir rakam değil. 246 TL Ağustos ayında Gördüğü seviyeler arkadaşlar. Yani dolar tl'nin 6.50-6.60 civarlarında bulunduğu yerler. Yani gram altın şu ana kadar dolar tl'den daha fazla kazandırmış. O da 10'sa altındaki tabii 1200'den 1300'e rally gördük ya ondan dolayı e, şu anda gram altın daha fazla kazandırıyor diyebiliriz yani. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kritik, destek, direnç rakamlar bunlar arkadaşlar. E, video fazla uzun olmasın. Hoşçakalın.